Artı TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 27 Mayıs 2022 Cuma 1280. gün başlıyor da karşınızdayız. Gazetelerin bizim sayfalarını hızlıca bir geçelim, sizlere göstereyim. Sonra detaylı okumalarla güne başlayacağız. İlk sırada bugün Evrensel var. Yeni Yaşam'ın birinci sayfası düşmemiş ekranlara. Evrensel'in sür manşetinde Evrensel'e ilan ambargosu sorusuna net yanıt yok. Neden buraya ambargo koyuyorsunuz? Onu bilmiyorlar. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, gazetemize uygulanan ilan ambargosu ile ilgili verdiği soru önergesini cevap alamadı. İktidarın manşette ise iktidarın operasyondaki öncelikli amacı seçimler. İktidar Suriye'nin kuzeydoğusunda operasyon yapmak için kolları sıvadı. Profesör Doktor Mesut Yeğen, operasyon ile iktidarın esas amacının iç siyaseti şekillendirmek olduğu söyleniyor. Evet, bu herkesin kabul ettiği bir sır olarak ortada duruyor. Çünkü savaş olduğu zaman ülkenin milli gerçekleri hepsinin önüne geçiyor. Abdülhamid'i savunanlara ekmeğimizi çalanlar aynı. Aydın Çubukçu'nun yazısı bugün Evrensel'de çok önemli. Bir daha okuyalım. Abdülhamid'i savunanlarla ekmeğimizi çalanlar aynı. Bir başka başlık, Merkez Bankası şaşırtmadı. Dün Merkez Bankası faizi açıklayacaktı. Politika faizini sabit tuttu. %14'te tutulan politika faizi ile aydan aya artan enflasyon arasındaki makas açıldı diyor Evrensel'de. Yeni Yaşam'a bakalım. Yeni Yaşam da geldi. Cezaevlerinde idam var. Ses ver. Bu sür manşette Yeni Yaşam'ın. Manşette ise Erdoğan'ın Rojava'ya savaş sinyali iktidarda kalma planı olarak değerlendiriliyor. Bütün gazetelerde böyle. Bu da son koz. Savaşa umut bağlayanların sonu savaştan beter oluyor zaten. Muhalefet karşı çıkmalı. HDP sözcüsü Ebru Günay muhalefeti savaş politikasına karşı çıkmaya çağırdı. Ama yani kendileri de muhalefet ve karşı çıkıyorlar ama şeyden ses yok. Devletin âli çıkarları deyince, ama Erdoğan biliyorsunuz hiçbir şeyden memnun olmuyor. Onu memnun etmek çok zor. En son Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak söylediği söz, devletin bürokratlarını eleştirmek vatan hainliğidir dedi. Abi devletin bürokratları hapiste şimdi. Hapiste yatıyor. Ayrıca tarihin her döneminde de eksikliğini göstermeyecek kadar çok bürokrat görevlerini kötüye kullanmak nedeniyle kendilerine birazını aşırmak nedeniyle akçeli konularda hapislerde yattılar. Ve yatıyorlar. Şu anda da yatıyorlar. Niye bürokratları eleştirmek, devleti vatan hainliği olsun? Ayrıca devlet nasıl bir mekanizma olduğu da gayet net biliniyor. Bu devlet Erdoğan'ı da vakti zamanında mağdur etmişti. Beni mağdur ettiği zaman devlet kötüdür. Ama ötekileri başkalarını mağdur ediyorsa ve devletin başında ben varsam o zaman hiçbir sorun yok. Bu siyasal İslam'ın kaypakça demokrasi anlayışı bu. Şam hükümeti savaş suçu olur diyor. Eğer girerseniz diyor bizim topraklarımıza. Demografik değişim insanlık suçudur. Bu da mitingin Afrin'de yapılan mitingin fotoğrafı. Cumhuriyet'e bakalım. Ülkenin tapusu Katarlılara.
Artık parsel parsel değil, haraç mezat satılıyor. Galatasaray Adası, İstanbul Havalimanı ve Galata Port. Bunlar şey satılıyormuş. Durmak yok, satışa devam diyor Cumhuriyet Gazetesi. Erdoğan'ın danışmanları Uçum ve Tayyar, Uçum ile Tayyar ve Saral karşı karşıya getirdi. Sarayı laiklik karıştırdı. Seçim güvenliği için yol haritası çizildi. Bu da altılı masanın diğer altılı masanın seçim güvenliği için oluşturduğu komisyon yol haritasını 4 ana başlıkta ve 24 alt başlıkta sürdürme kararı alırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu hafta sonu buluşma öncesinde tüm liderleri ziyaret etti. Marif Vakfı'na para yetmedi. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden kaynak akışı sürüyor. Bunu dün de okumuştuk. Ve 27 Mayıs bugün sevgili izleyiciler, darbe mi devrim mi? 27 Mayıs eskiden resmi tatildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk askeri müdahalesi olan 27 Mayıs 1960 öncesi ve sonrasında idamlar ve anayasa üzerinden 62 yıl geçti diyor. Bu 6. sayfadan, evet, bunu dört dönüşte okuruz ikinci sırada. Basına ağır sansür yasası da Cumhuriyet'in içinde yer alıyor. Bunu da birazdan okuyacağız. Bir güne geçelim. Bir günde yine yasaklar var. Umut ve neşe korkuları oldu. Grev, eylem, müzik yasaklarından sonra sıra konserlere ve pikniğe geldi. Halkın bir araya gelip umutlanacağı her şey yasaklanıyor. Aslında hani şeriatı getirirler mi, getirecekler mi falan diye soruluyor ya. İşte burada ortada gelmiş yani. Taliban geldi. Taliban rüzgarı esiyor ülkede. Zihinleri karanlık, halkın bir araya gelip umutlarınca her şeyi yasaklıyorlar. Doçent Doktor Galip Yalman şöyle demiş: amaçları yaşamı kontrol etmek. Yetti ya, hayattan bile soğuttunuz diyor Burhan Şeşen'in yazısı bugün. Evet, müzikle ilgili de biliyorsunuz müzik yasağı 12'ye kadar da Erdoğan anca şöyle söyledi: kimseyi rahatsız etmeye hakkına sahip değiliz. Evladım, şarkı söylenecek, insanlar dans edecek, eğlenecekler. Bunun neresi rahatsızlık? Ama bununla ilgili cevap yok. Daha doğrusu kendileri üretemediler. Bir müzik sanatçıları yok, bir tiyatro toplulukları yok. Sonra bir ressamları yok. Sonra bir öykücüleri yok. Şairleri var, ama çok az sayıda. Ve 20 yıldır iktidarda, hala çıkartamadılar. Neleri var? Bol miktarda gaspçıları, hırsızları, kokaincileri ve en çok da tabii tecavüzcüleri. Ünlü Ensar Vakfı deyince herkes sırtını duvara yaslıyor. Evet. Ensar Vakfı. Bu dönemin efsane kuruluşu olarak tarihe geçecek. Bu gidişle hiç kimse kira ödeyemeyecek diyor. Ev kiraları dayanılmaz boyutlarda arttı ve devrim yürüyüşü, ODTÜ'de gerçekleşen devrim yürüyüşü 19.'su dün gerçekleştirildi. 93'ten bu yana yapılan yürüyüş için ODTÜ'lüler fizik bölümü önünde bir araya gelerek devrim stadyumuna yürüdüler. O devrim stadyumu da hala duruyor yani, onu bir şey yapamadılar. İçlerinde ukde olmuştur. Akademi dibi gördü. Bunlar birinci sayfa haberlerinin başlıkları. Milyarlarca lira marife, Milli Güvenlik Kurulu'ndan Suriye'ye operasyon sinyali,
Hiç kimse karşı çıkmıyor herhalde. Gezi direnişi mücadele tarihimizin bir nişanı diyor. Bugün başlamıştı, 27 Mayıs'ta başlamıştı Gezi davası. Gezi eylemi başlamıştı. Evet. Karar gazetesiyle devam edelim. Kararın sürmanşetinde "Her güne bir yasak hemşerim, yasah hemşerim" demiş Karar Gazetesi. Melek Mosso konserine iptale tepki yağdı. Evet, kararın manşeti ise "Ev genci Avrupa birincisi". Ev genci, yani ev kadınları vardı ya, çalışmayan kadınlar. Bunlar da ev genci yapmışlar. Ki var yani, o çalışmayan gençler var. Şapkayı önümüze koydurması gereken yakıcı bir tablo var diyor gazete. Karar gazetesi. Mavili zemin ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. "Hem suçlu hem güçlü" diyor. Dünyanın değişik yerlerinde Uygur Türkler için yapılan gösteriler tek tek yer veriliyor. Washington'da ile Pekin arasında Tayvan tansiyonu yükseliyor. Kendi yönetimini seçen adayı topraklarının bir parçası olarak gören Çin rejimi, ABD Başkanı Biden'ın "Saldırıya uğrarlarsa Tayvan'ı savunuruz" sözlerini eleştirdi. Emniyet önünde canlı bomba alarmı polis yaralayarak etkisiz hale getirdi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önünde gelen kimliği belirsiz bir kişi, giydiği yeleği ve elindeki kumandayı göstererek "Üzerimde bomba var" dedi. Polisler içeri girmek isteyen şüpheliyi silahla vurdu. Emniyet binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı ulaşıma kapatıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, yaralı olarak etkisiz hale getirilen şüphelinin çok sayıda adli kaydı bulunduğu açıklandı. Üzerinde arama yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Evet, terörist yakalanırsa böyle oluyor. Karar Gazetesi, daha başka haberler de var. Dursun ekranda. Ben de devam edeceğim buradan. Çünkü okuyamıyorum bazı yerlerini. Bir ışığa ihtiyacım var. Evet. Onu hallettik. Uyarılar duyulmadı, merkez şaşırtmadı. Merkez Bankası %14'te faizi tuttu ve bugün de benzine yeni zamlar geldi sevgili izleyiciler. Motorin ve benzin yeniden zamlandı. Sözcü gazetesine bakalım. 801 milyon dolar ne oldu? Çöp oldu diyor gazete. AKP'li belediye vatandaşın parasını böyle çarçur etti. Ankara Belediyesi'nin önceki yönetimi, Ankara Belediyesi deyince biz şimdiki gelebilir akla aslında Melih Gökçek Belediyesi, Ankara'nın geriye doğru 125 25 yılını alan, hatta 30 yılını alan bir belediye söz konusu. Melih Gökçek Belediyesi tarafından 801 milyon dolara, yani 1 milyar dolar neredeyse yaptırılıp kapanan Anka Park'ın dinozorları, oyuncakları çürüdü ve çalındı diyor. Bunu da birazdan okuyacağım sizlere. Birinci sayfayı böyle gösterelim şimdi. Başka neler var? Halk zenginleşmiş, vatandaş zamlar yüzünden ay sonunu getiremezken AKP'li vekil Kemal Çelik "Halkımız zenginleşti" dedi. CHP Atilla Sertel de itiraz etti. İşte arasındaki atışma. "Bizim dönemimizde halk zenginleşti. Tebrik ediyorum seni. Kapalı devre yaşıyorsunuz. Halk nasıl zenginleşti?
Her yer doğalgaz oldu. Kömür yardımı yapılan aile sayısı azaldı. Evet. İyi Parti'nin oy oranı %18 bandında. İyi Partili Uğur Poyraz, Saygı Öztürk'e konuştu. Evet, %18 ve %19'a çıktı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da yavaş aday gösterilirse %60 seçilir demiş. Ankara Belediye Başkanı için. Milliyet gazetesine de bakalım. Milliyet gazetesinde kupada zafer Sivas'ın oldu. Sivasspor normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Kayserispor'u uzatma bölümünde 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Tarihte ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan Yiğidolar maç sonunda büyük sevinç yaşadılar. Eskiden bu kupalar İstanbul'un 3 kulübü arasında paylaşılırdı. Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasında olurdu. Sonra araya Trabzon girdi. 70'li yıllarda, bugünümüzden 38 yıl önce son şampiyonluğunu almıştı. Bir de bu sene şampiyon oldu. Sonra kim şampiyon oldu? Bursaspor var. Şampiyon olan Başakşehir var. Araya giren takımlar ve nihayet Trabzonspor şampiyonluğu kucakladı Abdullah Avcı ile birlikte. Tep nefes sınırları aştı. Geçin tıraşı diyorum. Hürriyete geçiyorum. Kiraya göre vergi istisnası gelecek. Kupa Sivas'ın başlıkları var. Merdivenden iddiası yalan diyor. Bu bir Hollywood magazin haberi, geçiyorum. Almanya'da dijital afet. Almanya'nın başkenti Berlin'de 2 gün boyunca internet kesintisiyle sarsıldı. Almanya'daki gariplikler bununla da sınırlı değildi. Yine 2 gün kredi kartları da çalışmadı. Ülke nakit alışverişe dönmek zorunda kaldı. Post cihazları da çalışmamış Almanya'da. Almanya gibi bir ülkede bunlar olmuş. İdam sabah oğluna vasiyet. Bundan 62 yıl önce askeri darbeyle devrilen eski başbakan Adnan Menderes, idam edildiği günün sabah oğlu Yüksel Menderes'e bir vasiyet bırakmıştı diyor. Ateş Yalazan yazmış. Vatanı hizmetten vazgeçme demiş. Adnan Menderes'in oğulları da tümü vefat ettiler. İlginç bir 27 Mayıs tanıklığı. Sedat Ergin yazmış bunu da. Bunu da birazdan okuyacağım. Sabah en iç ferahlatıcı, aynı zamanda en iktidara baygın. Daha doğrusu iktidarın gazetesi. Evet, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı devlet düşmanlığı. Sevsinler. Başkan Erdoğan, kamu görevlilerine demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devleti de bu milletin de düşmanıdır. Çok güzel. Vatan hainidir dedi. Manadası iftirasında yine mahkum oldu. Abi, haberleri de kıçından okuyorlar bunlar. Yargıtay şey dedi, bu belgeler doğru dedi. Yargıtay söyledi bunu. Şimdi diyorlar ki mahkum oldu diyor. Kaç tane dava açtığını bilmiyorlar. Evet, gazeteleri şimdi detaylı olarak okuyalım. Yeni Yaşam gazetesiyle devam edeceğiz. Son koz savaş diyor manşette. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzeydoğu Suriye'de yeni saldırı açıklamasının yankıları sürüyor. PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim, AKP iç siyasette sıkıştığı için Kürtlere saldırarak nefes almak istiyor. Bir kaos olursa seçimi erteleyebilme durumu doğar.
AKP savaşı derinleştirerek varlığını sürdürmek istiyor. Bunun altyapısını da hazırlıyor olabilirler. Şam hükümeti de yapmayın ve girmeyin demiş. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırı açıklaması hakkında Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine ve Güvenlik Konseyi'ne mektubu gönderdiklerini duyurdu. Türkiye'nin eylemleri gayrimeşru, saldırgan ve sömürgeci eylem, savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi. HDP sözcüsü Ebru Günay, muhalefeti savaş politikalarına karşı çıkmaya çağırdı. HDP sözcüsü Ebru Güney, Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik savaş sinyallerine ilişkin AKP Başkanı Erdoğan, Suriye'ye operasyon yapacaklarını açıkladı. Peki, hedef neresi? Tabii ki hedef Rojava. Dünya üzerinde Kürtlerin yaşadığı neresi varsa Erdoğan'ın hedefi orasıdır. Muhalefeti iktidarı savaş politikalarından karşı çıkmaya çağıran Günay, içeride ve dışarıda yürüttüğü Kürt düşmanı siyaset ile seçime gitmek istiyorlar. Böylece tahtını sağlamlaştırmak istiyor. Kirliliğini gizlemek için yürüttükleri savaşlar bile AKP iktidarını kurtarmayacak dedi. Onlar da kendilerine göre işte önlem alıyorlar. Vakıflar aracılığıyla büyük servetleri dışarıda konumlandırıyorlar. Ne olur ne olmaz diye. Evet, sürmanşette ise cezaevlerinde idam var. Şırnak'ta 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Sıddık Uğur, 29 yaşında, tutuklu bulunduğu Batman Beşiri T tipi cezaevinde yaşamını yitirdi. Vekalet olmadığı gerekçesiyle avukatlara ön otopsi raporu vermeyen savcılığın asılma biçimine intihar bilgisi dediği öğrenildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası geçen hafta Yargıtay tarafından onaylanan Uğur'un tek kişilik hücrede kaldığı da kaydedildi. Memleketine uğurlanan Uğur'un cenazesi kitlesel şekilde Şırnak'ta Kendela mezarlığına defnedildi. Son süreçte cezaevlerinde onlarca tutuklunun cenazesi çıkarken uygulamalar fiili idam olarak yorumlanıyor. Evet, hani yapmazlar böyle bir şey deme mümkün değil. Mizgin Aksu var, kadınların sözcüsü, kadınların sözü sayfasında. Bir cezacının serencamı şaşırdık mı diyor. Erkek devlet şiddetinden güç alan Musa Orhan, bir kadını intihara sürükleyerek katlederken erkek devlet katledilen kadının hakkındaki savunduğu için başka bir kadına bedel ödetmeye çalışıyor. Bu da Musa Orhan'ın protesto eden sanatçımızla ilgili. MDS'den Birleşmiş Milletler'e çağrı, Demokratik Suriye Meclisi Türk Devleti'nin bir emirlik inşa edip aşırılı yanlarını ve çete başlarını orada toplamak istediği açıkladı dedi. Ve demografik değişim insanlık suçudur. Afrin'de zorla göç ettirilen binlerce kişi Şamba Demokratik Değişim Sömürge Evlerinin inşası ve mültecilerin geri dönüşü bölge halkına tarihine karşı bir suçtur sloganı ile yürüyüş yaptı. Yürüyüşte Türkiye'nin yeni saldırı tehdidinde bulunarak Rusya'yı Türkiye'ye saldırılarda son vermesi için baskı yapmaya çağrısında bulundular diyor. Ezen
kusursuz, ezilen kusurlu. Bölgede Kürt çocukları çeşitli bahanelerle katlediliyor. Bunların en yaygın şekli ise zırhlı araçlar. Açılan soruşturma ve davalarda ise çocuklar kusurlu, katledilenler ise kusursuz bulunuyor. Bitlis'te de askeriye ait sivil plakalı bir otomobilin ezdiği 10 yaşındaki İbrahim Kırtay kusurlu. Çocuğa çarpan Yaşar Yüksel'in ise kusursuz olduğu bildirildi. Evrensel'e geçelim. Evrensel'in sürmanşetinde ilan ambargosu yer alıyor. Bütün her şeyi ele geçirdiklerini, kendi lehlerine ve insafsızca kullanıyorlar. Adaletsizlik zaten temel ilkeleri de. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer gazetemizde uygulanan ilan durdurma cezasını meclis gündemine taşıdı. Gürer'in Evrensel Gazetesi'nin resmi ilan hakkı ne zaman teslim edilecek sorusunu yer aldığı önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilan kesme cezalarının gerekçesini de cezanın da ne zaman sonuçlanacağını açıklık getiremedi. Oktay'ın yanıtları da tatmin edici değil. Gürer gazetemize neden böyle bir ceza kesildiği ve uygulamasının istemine verdiği önergeye gelen yanıtın tatmin edici olmadığını söyledi. Hükümetin Evrensel gibi bir gazeteye karşı basın ilan kurumunu bir kalkan gibi kullandığını belirterek, evet, gayet açık biçimde düşman hukuku uygulanıyor. Anlayış da öyle. Zaten bu ülkeye kendi ülkeleri gibi bakmıyorlar. Bu ülkeye Mustafa Kemal'in ve laiklerin ülkesi diye bakıyorlar. Biz şimdilik burayı ele geçirdik ve ne kadar zarar verebilirsek o kadar zarar verelim. Bu diyorlar bir laik devlet. Bizim devletimiz ise daha sonra kurulacak. Yandaşlarını bunu söylüyorlar ama esas da bütün yatırımlarını yurt dışına yapıyorlar. Birkaç ülkede aynı anda yaşayacak kadar büyük mal varlıkları edindiler, gayrimenkulleri var ve ayrıca nakitleri de var. İktidarın operasyondaki öncelikli amacı seçimler diyor manşette Evrensel. İktidar Suriye'nin kuzeydoğusuna operasyon yapmak için kolları sıvadı. Profesör Doktor Mesut Yen. Operasyon iktidarın esas amacını iç siyaset şekillendirmek olduğunu söyledi. Aydın Çubukçu'nun bugünkü yazısı harika gene. Abdülhamid'i savunmak, İttihat ve Terakki'nin Terakki fırkasına dolayısıyla CHP zihniyetine vurmanın dayanağı halinde görülüyor. İslamcı siyasetin tarihte kendisine kökler bulmak için yaptığı her hamle tarihsel gerçeklerin uçurumuna yuvarlanıyor. Ama aya yürüyoruzlarla inananlara bu masalda inanacağına iman ediyorlar. Belki de en sağlam kanıt Abdülhamid'i savunanlarla soframızdan ekmeğimizi çalanlar aynı kişiler olması. Evet. Abdülhamid'in gizlice yurt dışına gönderdiği paralardan da söz ediliyor. Biliyorum Abdülhamid çok yazıldı zaten. Derdimiz Abdülhamid'in toprak kaybı değil. Öldürüldü iddiası hiç değil. Konumuz kişisel serveti, o servetin nasıl elde ettiği, nerede sakladığı, tüm memlekette nasıl bir rüşvet, kayırma, yolsuzluk düzeni yaratla ilgili. Evet. Yeni bir Abdülhamid'imiz var tabii ki. Yani Abdülhamid'ler bitmez. Merkez Bankası şaşırtmadı, politika faizini 14'te tuttu. Yeni hamle hazineye yük olacak. Zaten olduğuna başladı bile. Şimdi size nasıl yük olduğunu da şuradan en son gelen haberlerden okuyacağım.
Dolar-TL kurunda yaşanan artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 1,45 lira zamla 24,31 liraya çıktı. Motorin ise 23,48 oldu. Artık ucu ucuna eskiden mazot daha ucuz diye mazot kullanılıyordu. Şarkıları söylemeye devam edeceğiz. Son haftalarda art arda gelen konser ve sanat etkinliklerine dönük yasak kararnameleri yenileri eklendi. Melek Mosso'nun Isparta Gül Festivali kapsamındaki konserinden ile Kürt sanatçıların Mem Ararat, Aynur Doğan'ın Bursa'da gerçekleştirilmesi planlanan konserleri iptal edildi. Sanatçılar şarkılarımızı söylemeye devam edeceğiz dediler. Şarkılardan korkuyorlar. Cumhuriyeti geçelim şimdi de. Ülkenin tapusu Katarlılara. Bakın neleri nereye veriyorlar. Şimdi buradan devam edeyim. Şeyh Tamim bin Hamed Es Sani'nin ziyareti sonrasında Katarlılar ve Türkiye ile ilgisi arttı. Başta Kanal İstanbul güzergahındaki araziler, tank palet fabrikası, limanlar olmak üzere çok sayıda alım yapan Katarların yeni hedefi Galatasaray Adası, Galata Port ve İstanbul Havalimanı. Erdoğan 13 Mayıs'ta Katar Şeyhi El Tamim bin Hamed Es Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşılamıştı. Eliyle de gösteriyor. Bakın burasını size vereceğiz diye. Alternatif banka alarak adını duyuran Alfardan ailesinin Galata Port için pazarlık yaptığı, gözünün de Galatasaray Adası'nda olduğu öğrenildi. Yabancılarla pazarlık masasında yer alan İstanbul Havalimanı'nda taliplerinden biri yine Katar, diğeri ise Dubai. Evet, onların da bir şartları var. Atatürk Havalimanı'nı kapatın ve biz alternatifsiz olursak ancak burayı alırız diyorlar. Erdoğan da yeter ki para gelsin diye bütün her şeyi yapıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Seçim de olduğu için ufukta, ondan da korkuyor tabii. Ve diyor ki belki pistler kalabilir. Hazır havaalanını çöpe çevirme konusunda ısrarla ve gelen tepkilere göre hareket etmek vatan hainliği değilse ne olduğunu söylesinler o zaman. Gaziantep'te canlı bomba alarmı Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelmiş. Üzerinde bomba yeleği olan birisi yakalanmış. Akli dengesinde yerinde olmadığı hemencecik valilik tarafından açıklanmış. Millet Bahçesi kıyımı Aydos betona teslim. Çevre Bakanlığı ve AKP'li Sancaktepe Belediyesi birinci derecede sit alanı olan Aydos Ormanı'nda Millet Bahçesi yapmak için kolları sıvadı. İş makineleri çalışmaya başlarken yurttaşlar Aydos Ormanı'nın korunmasını istiyoruz dediler. Sarayı laiklik karıştırdı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışması Cumhuriyet laiklik Atatürk üzerine kurulacak dedi. Hatta bir şey daha söylemiş, ben solcuyum demiş. Uçum'un sözleri AKP MYK üyesi Şamil Tayyar, bu ne şımarıklık tepkisini gösterdi. Tayyar'a destek Başdanışman Oktay Saral'dan geldi. Saral, Tayyar'ın bu paylaşımını Şamil Baba ağzına yüreğine sağlık diye yorumladı. Birbirlerini yiyecekler. Bu kurt sürülerinde var. Aşağı düşen olursa anında kemik ve tüy haline gelebiliyor. Bunlar da aynı o kurt sürülerinin performansıyla ülke değerlerine saldırdıkları için o tempoda devam edip yiyecek bir şey kalmazsa o zaman birbirlerini yemelerinde hiçbir sorun çıkmayacak tabii ki. Evet, şimdi Bir Gün gazetesi var sırada. Bir Gün'ün manşetinde de yasaklanan konserler yer alıyor. Umut ve neşe korkuları oldu. Arka arkaya sanatsal
kültürel etkinlikler yasaklanıyor. İktidarın iki temel motivasyonu var. Birincisi milli ve manevi değerler adı altında tüm yaşam tarzını bir parantez içine alarak, ikincisi de halkın bir araya gelerek neşe ve umut içinde birbirlerine güç verdiği zamanları kısıtlamak. Bağırıp çağıran, sürekli savaş ve şiddetten bahseden iktidar neşeye, güzele, eğlenceye düşman. Nazım Hikmet bunu ne güzel söylemişti. Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman. Vatan ki bu insanların evidir, sevgilim onlar vatana düşman diye tam da bunları açıklamış. Şairler yaşamadığı dönemlere ait şiirleriyle hayatta kalmaya ve sonsuz olduklarını da göstermeye devam ediyorlar. Bu arada da Nazım Hikmet deyince ondan sonra gelen ikinci dünya şairimiz olan Atol Behramoğlu Küba'da devlet nişanı aldı. Pek çok Puşkin nişanı var. Geçen yıl Macaristan'da bir nişan aldı. Ve en son Küba'dan da böyle bir devlet nişanı ile dönecek önümüzdeki hafta Atol Behramoğlu. Onu da buradan duyurmuş olalım. Sonra devam edelim bir güne. Kimse unutmasın başlığı var. Cumartesi anneleri tam 27 yıldır gözaltına kaybedilenlerin akıbetlerini soruyor. Kaybedilenlerin yargılanmasını istiyor. 27 Mayıs 1995'ten bu yana gözaltında kaybedilen evlatlarının nerede olduğunu soran aileler baskıya, şiddete, davalara, gözaltılara rağmen hesap sormaya devam ediyorlar. Galatasaray Meydanı'nda ilk çıkan Emine Ocak, Meside Ocak, Hanife Yıldız, Mikail Kırbayır, Hasan Karakoç, benzer acıların başka ailelerde yaşanmasın diye mücadele ettiklerini belirtiyorlar. Bir hatırlatma haberi. Evet, 27 Mayıs 95 2022 hala bu utançla yaşıyor koskoca ülke. Gezi direnişi mücadele tarihimizde bir nişandır. Evet. TMOB'un 4 günlük olağan genel kurulu başladı. Açış konuşmasını yapan yönetim kurulu başkanı Emin Koramaz, aradan geçen 9 yılın ardından bile iktidar sahiplerine korku salmaya devam ediyor gezi direnişi diyor. Dün de bendeniz bu konuyu yazmıştım biliyorsunuz. Yazının içinde de şöyle bir başlık vardı. Aslında Atilla Özsever dedi ki bunu başlık yapsan daha güzel olurdu. 27 Mayıs 1 Haziran'a bağlayan gece yani 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece İstanbul'da yaşananları özetleyen bir tweet de o. Bu gece İstanbul'da orta şiddette bir devrim oldu. Evet, aynen böyle olmuştu. Karar Gazetesi, ev genci Avrupa'da birinci diyor. Şapkayı önümüze koyması gereken acı bir tablo var. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısında patlama yaptı. Türkiye bu alanda Avrupa'da ilk sıraya çıktı. Avrupa'daysak gene iyi. Yakında dünyada da olabiliriz. Ekonomik sorunlarla birlikte eğitim sistemi plansızlıkta oluşan mesleksiz gençler furyası umutsuz nesil tehlikesini büyüttü. Alarm zillerini çaldıran gidişatı dolduracak adımların atılması gerektiğini söyledi. Evet. Erdoğan vakıflara cevap vermiş. Yurt dışına para götürdünüz mü? Götürdük ya da götürmedik diyecek değil mi? Hayır, öyle demiyor. Devlet hariçten gazel okuyanların naralarıyla iş yapmaz. Cumhurbaşkanı CHP liderinin Amerika'ya 1 milyar lira gönderildiği iddiasına sert tepki gösterdi. Erdoğan bir cumhurbaşkanının ailesi hedef alınarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değil dedi. Kılıçdaroğlu
bürokratlara yönelik sözlerini de hedefe koyan Cumhurbaşkanı, kamu görevlerine hukuk dışında söz söyleyen herkes devletin milletin düşmanıdır. Devlet hariçten gazel okuyanlarla iş yapmaz dedi. Ana muhalefet partisi de potansiyel ülke lideri durumundadır. Bir seçim olduğunda değişebilir. O zaman ne diyeceksiniz Sayın Erdoğan? Ve ayrıca 1 milyar lira yollandı mı oraya? Cevap şöyle. Bir cumhurbaşkanı ailesi hedef alınarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değil. Vallahi tebrik ederim. 1 milyardan söz ediyoruz usta. 1 milyar nerede? 1 milyar yandı bitti kül oldu. Masal masal matitas. Evet. Hemen onun altında ise 27 Mayıs turları var. 29 Mayıs'ta buluşacaklar 6 parti lideri. Ev sahibi Davutoğlu görüşmeler yapmış. Önce sosyal medyadan duyurdu. Ardından katliam Amerika'nın Texas eyaletinde 21 kişinin can verdiği okul saldırısının detayları kan doldurdu. 18 yaşındaki Salvador Ramos'un katliam yapacağı sosyal medyadan duyurduğu ortaya çıktı diyor. Vali Greg Abbott, Samos'un olaydan yarım saat önce 3 mesaj paylaştığını kaydederek önce büyük annesini vuracağını, sonra vurduğunu ve en sonunda bir ilkokula saldıracağını yazmış dedi. Öte yandan görgü tanıkları polisi suçladı. Çevredekilerin çağrılarına rağmen polisin binaya girmediğini ve saldırganın 40 dakika sürdürdüğünü, ateşi 40 dakika sürdürdüğünü söyledi. O zaman korumasız insanların nefes borularına basarak nefes alamıyorum diye diziyle öldüren polisler bu paraları hakkıyla alıyorlar mı sorusu gündemde duruyor tabii. Sözcü gazetesine bakalım. Kaç dakikamız var? Sözcü'nün manşetinde 801 milyon dolarlık çöp başlığı var. Melih Gökçe'ye ait bu çöp. Ülkeyi de çöplüğe çevirdiler zaten. Dinozor heykellerine 4,7 milyon dolar gitti. Jet skiler 33 milyon dolar. Plastik çiçeklere 1,8 milyon dolar verildi. Teleferiğe 50 milyon dolar harcandı. Yılda 10 milyon turist getirecek denilen park metal mezarlıklara döndü. Uyarılara rağmen yapılan Anka Park 2019'da açıldı. Ancak 7 ay sonra elektrik borçları yüzünden haciz geldi. İşletmeci firma iflas etti, kapandı. Belediyenin CHP'li yönetimi parkı devralmak için yargıya gitti. 2 yıldır dava sürüyor. Peki parkta ne park ne halde? Gittik yerinde gördük. Durum içler acısı. Köprünün kazığı günlük 7 milyon lira arttı. 3 köprüden geliyor bu. Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim ve Çanakkale Köprüsü. Günlük garanti, verilen garanti 22,4 milyon liraydı. 4,6 milyon arttı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü günlük, yani bu 3. Boğaz Köprüsü günlük garanti 6,5 milyon liraydı. 1,13 milyon lira arttı. Çanakkale Köprüsü günlük 13 milyon liraydı. 900 bin lira arttı. 3 köprünün kazığı 7 milyon lira. İyi Parti'nin oy oranı %18,6. Bu tabii iktidara yetmeyen bir oran ama artması da çok önemli. Zaten şu andaki seçim sistemi de oylar öyle dengeli dağılırsa
%21 ile bile bir parti iktidar olabilir demişti Bülent Ecevit ve bunu da hayata geçirdi. Seçim öncesi ve sonrası her türlü hazırlığı yaptıklarını söyleyen Poyraz şöyle söyledi. Kamuoyu yoklamalarına göre oy oranımız %18,6 bandında. Seçim güvenliği çok önemsiyoruz. 360 vekil ve fazlasını çıkarırsak Cumhurbaşkanlığı kazanılmasa